Kıymetli meslektaşlarım, bizim mesleğimiz kolektif itibar mesleğidir. Ben yıllardan beri şu örneği veririm, tabiri caizse. Şu adliye giriş kapısının orada gözükmeyen büyük dev bir cam fanusu var. Ve her birimiz buraya girerken kendi içimizden bir litreyi o cam fanusun içine boşaltıyoruz. Sonra da karıştırıyoruz büyük bir kaşık. Ne kokuyorsa ve ne görünüyorsa biz oyuz. Avukatlık mesleği esnaflık, tüccarlık, tacirlik, alma, satma, komisyonculuk mesleği değildir. Bu meslek onurla, şanla, şerefle yapılır. Meslek kuralları, reklam yasağı, haksız rekabet ilkeleri, bunlar bizim mesleğimizin binlerce yıllık tarihinde var olan, imbik imbik binlerce yılda süzüle süzüle gelen kurallardır. Bunlar varsa biz varız, bunlar varsa avukatlık var, bunlar varsa baro var. Ha bunlara uyulmazsa, bunlar ihlal edilirse, birileri bunlara göz yumarsa, biz yummadık. Şu itirazları da hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu kurallar bir tek Kayseri Barosu'ndan uygulanıyor. Kimin uygulayıp, kimin uygulamadığı bizi ilgilendirmez. Biz hukukçuyuz ve hukukun kurallarını harfiyen uygulamakla ve uymakla mükellefiz, yükümlüyüz. Evet, gene söyleyeceğiz. Bilgi güçtür. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamaz bir hukukçu. Bu duruş bizi biz yapan değerlerdir. Yoksa birilerinin zannettiği gibi barolar kanun çıkarmaz. Böyle bir yetkisi yok. Barolar meclis değildir. İktidar değildir. Baroların yargısal ya da kamusal bir yetki ve güçleri de yoktur. Eğer varsa baroların sadece bir manevi gücü ve saygınlığı vardır. Beş yıllık süreç boyunca arkadaşlarımla birlikte, sizlerle birlikte amacımız sizlere hizmet etmekti. Mesleğin onurunu, şerefini en üst noktalara çıkarmaktı. Hamdolsun bugün gururla bunu hissediyorum. Meslektaşlarımın gözünde hissediyorum, gönlünde hissediyorum. Bugün Kayseri Barosu Türkiye'de gerçekten bütün baroların gözünde, bütün yargı kurumlarının gözünde, daha da samimi söylemem gerekirse, sevmeyenlerin gözünde bile saygı duyulan bir kurum oldu. Bir hukuk kurumu oldu. Hukuk dışı uzun bir süreçten sonra ancak mesleğimiz hafta sonu yapabildiğimiz genel kurul ve seçim neticesinde biz bu görevimize layık gören meslektaşlarıma, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıl süren seçim gezilerimiz ve sık sık dile getirdiğimiz üzere barolarımız her geçen gün daha da zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Barolar bölünür ve zayıflatılırsa hukukun, adaletin, vicdanın, özgürlüğün, en temel insan haklarının zayıflaması ve en acı tarafı da savunulamaz duruma gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Barolar, avukatların meslek örgütü olmasıyla birlikte her bir fert içinde zor günlerde sığınılacak limandır. Pek tabii ki bağımsız ve tarafsız bir barodan bahsediyoruz. Baroların hareket noktası ve rehberi sadece hukuktur, hukuk olmalıdır, hukuk kalmalıdır. Kirli ittifaklarla, gizli görüşmelerle değil, her biri birbirinden kıymetli meslektaşlarımızın tercihiyle demokratik bir sandık neticesinde göreve gelen ekibiz. Hukuka aykırılık kimden gelirse gelsin onun karşısında olmaya devam edeceğiz. Yenilen nokta itibariyle yaklaşık neredeyse 2400 avukat sayısına ulaşan Kayseri Barosu günden güne büyümekte, daha da güçlenmektedir. Adalete, hakka, hukuka dair söyleyecek sözü olan gür bir sese sahiptir. Bir de söz verdiğimiz gibi hukuk ve meslek sorunlarına ilişkin çalışmalarımıza, eğitimlerimize, komisyon çalışmalarımıza değerler başlayacağız.
Genel kurulda seçimlerimiz ülkemize, şehrimize, yargı camiasına ve mesleğimize hayırlı ve uğurlu olsun. Saygılar sunuyorum.